Alman medyası her gün Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldırıyor. Hollanda ırkçıları Erdoğan'a hakaret karikatürleri yayınlıyor, nefret dağıtıyor. Daha önce Belçika, Avusturya akıl almaz iddialarla Türkiye'ye kin kusuyor. Erdoğan'ın tırnağı bile olacak adamlar Türkiye'yi Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de tehdit ediyor. Adam dediğime bakmayın. Kurtların karşısında bunlardan adam da olmaz, köpek de olmaz. Başkan Donald Trump, 2 Ağustos 2017 tarihinde Kongre tarafından kabul edilen ABD hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme kanunu tasarısını imzalamasının ardından kanun yürürlüğe girdi. Kanun, Rusya'ya ve Rusya ile S-400 anlaşması yapan Türkiye'ye yönelik bir yaptırım takvimi öngörüyordu. Trump yönetimi, katsayı yönetiminin ülke dışı politikasına yönelik ABD anayasasına aykırı bir müdahale olarak gördü ve kanunun yürütmesini geciktirdi. Yönetimin uygulamada Kongre'nin belirttiği sürelere uymamasının temel sebeplerinden biri dış politikada yaptırım uygulama zorunluluğuna karşı duruşuydu. Türkiye ve ABD arasındaki liderler diplomasisi iki ülke ilişkilerinde önemli rol oynamış ve ikili ilişkilerde ortaya çıkması muhtemel krizlerin önüne set çekmişti. Bu krizlerden bir tanesi NATO ülkesi olan Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımları oldu. Türkiye'nin S-400'leri teslim aldıktan 1,5 yıl sonrasına kadar katsa yaptırımlarına maruz bırakılmaması bu liderler diplomasisinin bir sonucu. Fakat son dönemde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Beyaz Saray'ın resmi pozisyonuna aykırı bir şekilde Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmasını, Trump yönetiminin Türkiye'ye karşıtı bir politikaya savruluşu izledi. Pompeo'nun Türkiye'ye karşıtı anlamsız çıkışları 2022'de Kansas Eyaleti Senatörü adayı ya da 2024'te Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak yürüteceği kampanyanın bir parçası olarak değerlendirilmeli. Bu çalışmalar kapsamında Pompeo'nun Kongre'deki ve Cumhuriyetçi Parti içerisindeki Türkiye'ye karşıtı tutuma ayak uydurmaya çalıştığı görülüyor. Türkiye'ye karşıtı tutum almaya Başkan Trump'ı ikna eden Pompeo, bir NATO müttefikine karşı yaptırımların uygulanmasında önemli bir rol oynadı. Trump yönetiminin bir mirası olarak da görülebilen yaptırım diplomasisinde yaptırımların bir hayli fazla kullanılması sonucunda etkisinin kaybolmasıydı. ABD'nin tarihi olarak gördüğü müttefik ülkelerin Kanada ve Meksika gibi komşularının ticari yaptırımlardan nasibini almasıyla yaptırımlar etkisini kaybetmiş durumda. Zira gerek katsa yaptırımları gerek diğer kapsamlı yaptırımların etkilerinden biri yaptırım uygulanan şahısların ve kurumların faaliyet gösterdiği sektörde bilinirliğini ve prestijini zedelenmesi. Örneğin bankacılık sektöründe 2014 yılında BNP Paribas Bankası'na verilen yaptırımların ihlali cezası, uluslararası alanda bankanın ismine leke süren bir durum olarak değerlendirilebilirdi. Buna karşın 2020 yılına gelindiğinde Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin dışında Kuzey Akım 2 boru hattı projesi nedeniyle Almanya'nın ilgili kurumlarının veya S-400 anlaşmasını tamamlayan ve ABD'nin Çin'le mücadelesinde kilit rol oynayan Hindistan'ın ilgili kurumlarının yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Kısacası yaptırımlar müttefik ülkeler için bile belki de normalleşmeye başlamış ve eski önemini kaybetmişti. 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na karşı uygulanan yaptırımları bu şekilde görmek gerekli. Öte yandan Savunma Sanayi Başkanlığı'na karşı uygulanan katsa yaptırımlarının geleneksel yaptırım politikasına aykırı olduğu şu açıdan görülebilir. 14 Aralık 2020'de Hazine Bakanlığı bünyesinde yaptırıma tabi tutulan şahıslar belirtilirken, Savunma Sanayi Başkanlığı için ayrı bir liste hazırlandı ve diğer kurumlardan ayrı tutuldu. Diğer bir deyişle kara liste olarak adlandırılan ve Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlarından sorumlu birimi olan Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi, OFAK tarafından sunulan özel belirlenmiş uyruklu ve engellenmiş kişiler listesinde SSB, Savunma Sanayi Başkanlığı yer almıyordu. Kısacası SSB, örneğin Hizbullah'ın, Kuzey Kore'nin ve suç örgütlerinin bulunduğu listede değil. Pratik açıdan iki listede yer alan şahıslara yaptırım uygulansa da SSB'ye yönelik yaptırımlar çok daha hafif nitelikte. Önümüzdeki yıl için Savunma Bakanlığı'nın bütçesini belirleyen kanun tasarısında katsa yaptırımlarının hangi koşullarda kaldırılabileceği ifade ediliyor. Bu koşullar 2017 tarihinde çıkarılan katsa kanunundan daha detaylı bir şekilde hazırlanmış.
Söz konusu tasarı yakın zamanda Başkan Trump tarafından veto edilerek Kongre'ye gönderilse de Kongre bir kere daha yapacağı oylamada büyük bir ihtimalle bu hükmü kabul edecek. Türkiye, S-400'lere artık sahip olmadığı, S-400'ler operasyonel hale getirilmediği ve ülkede bulundurulmadığı ve S-400'leri tekrar satın almayacağını garanti ettiği takdirde Kongre, yaptırımların kaldırılması, yaptırımların kaldırılmasının şartları arasında yer alıyor. Eğer bu hüküm yürürlüğe girdiği takdirde, Katsa yaptırımlarının kaldırılması için tek şart olduğu düşünülebilir. Fakat Kongre, gelecek dönemde bu hükümde değişikliğe gidebilir ve Katsa yaptırımlarının hangi koşullarda uygulanacağını ifade eden yeni bir tasarı çıkarabilir. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasında en önemli rolü Kongre oynuyor. S-400'lerin geleceğine ilişkin senaryolar ve ihtimaller üzerinde durmak yerine ikili ilişkilerin ve özellikle Kongre ile olan ilişkilerin daha iyiye gitmesi için çözüm önerilerinde bulunmak, Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve S-400 krizini çözmek adına atılacak en önemli adımlardan biri olacak. Trump'la kendi partisi arasında gerginliğe yol açan Pentagon bütçesinin pazartesi günü Temsilciler Meclisi'nde yeniden oylanması bekleniyor. Cumhuriyetçi vekillerin küçük bir kısmı Trump'ı destekliyor. Temsilciler Meclisi'nin yine 3'te 2 çoğunlukla onaylaması halinde tasarı salı günü ayrıca Senato'da oylanacak. Her halükarda Pentagon bütçesinin 3 Ocak günü öğleye kadar onaylanması şart. Zira 3 Ocak 2021'de yeni Temsilciler Meclisi işbaşı yapacak. Tasarının öğleye kadar oylanmaması durumunda Pentagon bütçesi yeniden hazırlanacak. Bütün bunların yanı sıra Cumhuriyetçiler ve Demokratlar 5 Ocak'ta Georgia eyaletindeki 2 Senato koltuğu için meydan savaşına hazırlanıyorlar. İki taraf da Georgia cephesine yığınak yapıyor. Demokrat adaylar toplam 211 milyon dolar, Cumhuriyetçi adaylarsa toplam 132 milyon dolar bağış topladılar. Bu rakamlar Senato adayları için rekor olarak kabul ediliyor. Cumhuriyetçilerin kalesi olarak bilinen Georgia'da başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı. Böylece Biden 1992'den bu yana Georgia'da kazanan ilk Demokrat aday oldu. Demokratların ikinci tur seçimlerde her iki koltuğu da kazanmaları durumunda Senato'da denge 50'ye 50 olacak. ABD Başkan Yardımcıları Senato Başkanlığını da üstleniyorlar. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyuyla Senato'yu Demokratlar kontrol edecekler. Cumhuriyetçiler sadece bir koltuğu bile kazanırlarsa Senato'daki çoğunluklarını iki koltuk fazlasıyla koruyacaklar. Georgia'da ikinci tur Senato seçimleri için erken oylama 14 Aralık'ta başladı. Şimdiye kadar 2 milyon oy kullanıldı. Bu rakamlar önceki seçimlere kıyasla rekor kabul ediliyor. Erken oylama 1 Ocak'ta son buluyor. Demokratlar kazanmak için siyahi seçmenlerin yanı sıra Asya-Pasifik kökenlerle Hispanik Amerikalılara güveniyorlar. Demokratlar beyaz olmayan seçmenlerdeki katılım oranının yükselmesine odaklandılar. Kasım seçimlerinde oy kullanmayan seçmenlerin önemli bir kısmı da bu seçimlerde oy kullanma eğilimi sergiliyor. Biden yönetimi için Senato'yu demokratların kontrol etmesi son derece önemli. Senato'da çoğunluğu kontrol eden taraf hükümeti de kontrol ediyor. ABD Yüksek Mahkemesi'nde muhafazakar yargıçların çoğunluk olmaları ise Biden için ayrı bir handikap. Sıkça dile getirilen yaygın bir kanaate göre yüksek mahkemeyi kontrol eden güç bütün ülkeyi kontrol ediyor.